Hayırdır evlat? Dün gece beşik mi salladın? Ne bu hal? Yok bir şey olsa. Var. Var da. Her zamanki Fatih işte. İçinde volkan patlar da tek bir kelime söylemez. Dün gece uyku tutmadı. Sağa dön, sola dön. Bir türlü uyuyamadım. Ondan herhalde. İnanmış gibi yapalım madem. Neyse, neyse. Evlat, ben dışarı çıkıyorum. Bir iki işim var. Tekne sana emanet. Yapabileceğim bir şey varsa yapayım usta. Yok yok. Elektrik, su faturası falan filan. Bu arada şuna da bakarsın, tamam mı? Hadi sana kolay gelsin. Unuttun yine değil mi? Arabanın anahtarları duvarda asılı. Abla? Efendim? Rezan Hanım, umarım rahatsız etmiyorum. Dinliyorum. Durum çok ciddi. Savaş Bey, nostalji serisini piyasaya sürmekten vazgeçti. Ne? Evet efendim. Neden böyle bir karar aldığını bize de açıklamadı. Zaten bunun da bir önemi yok. Önemli olan bu durumun ticari, marka güveni. Aile prestiji. Aklınıza gelebilecek her konuda bir intihar oldu. İşte asıl mesele bu. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Nasıl olur? Ne yapmaya çalışıyor? İnanın bir bilgim yok. Zaten ne biliyorsam sizinle paylaşıyorum. Ben de şok oldum. Bir an önce öğrenmeniz gerektiğini düşündüm. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben ilgileneceğim hemen. İyi günler. Hoşçakalın. Dükkan burası öyle mi? Nasıl? İyi mi bari işler? İyi. Abla sen neden geldin? Neden geldim öyle mi? Abla iyi misin? İyiyim tabii. İyi olmayacak ne var ki? Hayallerim yıkılmış, umutlarım sönmüşse ne olmuş? Zaten ne haldeyim ki benim hayal kurmak, umut etmek. Abla sen neler söylediğinin farkında mısın? Benim ne söylediğimi bırak bir kenara. Sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun sen? Ben seni bunun için mi okuttum? Ben her okula gidişinde senin arkandan oturup bir saat dua ettim. Bütün gün hayalini kurdum. Okuyacak, doktor olacak. Giyecek beyaz gömleğini yakışıklı kardeşim. Bütün hastalarının hayır duasını alacak. Herkes yardım isteyerek bakacak aslanımın gözlerine. Ellerime bak. Ellerime bak Fatih. Kaç kere çamaşır suyundan, tuz ruhumdan yara oldular.
Sonra ne oldu biliyor musun? Vazgeçtiler yara olmaktan. Alıştılar. 7 gün 24 saat el alemin pisliğini temizledim, pakladım. Alıştım. Aşağılandım, horlandım. Ona da alıştım. Sabır dedim. Sabret Zaliha. Gece güne dönmek üzere. Geçip gidecek Allah'ımın izniyle. Şunun şurasında ne kaldı ki? 3 yıl, 2 yıl. Mezuniyetini de gördüm çok şükür. Doktor oldu bin şükür. Sonra ne oldu Fatih? Hı? Doktorluğa küstün öyle mi? Ben kime küseyim Fatih? Hayallerimi yıkan, yaşadıklarımı yanıma kar bırakan sana mı küseyim? Ben küsemem ki. Ben kimseye küsemem. Hele sana hiç küsemem. Hayırdır usta, erken döndün. Soğuk ya. Yani elindim oraya kadar gitmeye. Usta benim sana... Lafını unutma Fatih. Yolda gelirken bir arkadaşımı gördüm. Ne zamandır sat bana bu atölyeyi falan deyip dururdu. İyi de para verdi. Ayaküstü el sıkıştık. Yani harç bitti yapıp haydos. Ablamı duydun değil mi? Ablan mı geldi? Ya hadi öyle ağzını yüzünü buruşturup durma. Al ceketini sen yoluna ben yoluma. Hem benim gözüm arkada değil. Doktor adamsın sen. Senin asıl işin bu. Hem bu elle de çekiş falan yakışmıyordu. Böylesi daha iyi oldu. Estağfurullah. Hadi hadi, yaşlı adamım ben ya. Muslukları açtırma şimdi. Hadi rezilliğin bini bir para. Kaybol karşımda.